Evet, hepimiz bu coğrafyada yaşıyoruz. Sıkıntılarımız bir, sevinçlerimiz bir, üzüntülerimiz bir. Şimdi bakıyorsunuz işte en çok grubu kim oluşturuyor? Çocuklar oluşturuyor. Çocukların eğitimi, öğretimi var. Bir de bunların öğretmenleri var, okulları var, idarecileri var. Şimdi bakıyorsunuz işte okula efendim harçlık götüremeyen çocuklar var. Evinde sandviç yapıp götürmüşler. İşte geçen mecliste de bu çocuklara yemek verelim gibi veya takviye yapalım gibi söylemler de vardı. Zaman zaman da yaptılar. Mesela Turgut Özal zamanında işte fındık fıstık verdiler, kuru üzüm verdiler. Bizim zamanımızda süt tozu vardı, işte ayran yaparlardı. Veya un yağ verirlerdi, işte evde çiğ börek yapardın veya başka bir şeyler yapardın, getirirdin. Bunun gibi. Şimdi okulların tabii ki bir bütçesi var. Bunu nasıl oluşturuyor? İşte orada bir kantin var. Kantinde işte efendim satılan ürünler var. İşte kantinde simit 4 lira, dışarıda 2 lira. Kantinde ayran 4 lira, dışarıda 2 lira. Çocuk sandviç falan getiriyor. İşte idareciler diyor ki efendim evden bir şey getirmeyin. Dışarıdan arayın. Dışarıdan da bir şey getirmeyeceksiniz. Okuldan alacaksınız. Neden? İşte okul para kazansın. Getiremeyen çocuklar var. Bir defa da velilerine diyorlar ki işte ben bu çocuklara harçlık verin. Ya o çocuk oraya nasıl geliyor onu düşünebiliyor musunuz? Veya diyelim ki de işte yarın herkes para getirsin okulda işte hokkabaz gelecek, palyaço gelecek. Şimdi okulda 1.000 kişi varsa 10 lira getirse 10.000 lira para. Getiremeyenler de var. Şimdi hokkabaza 1.000 lira para veriyor idare. 9.000 lirası yönetimde kalıyor. İdare ne yapsın? Şimdi okulun efendim boyası var. Efendim işte tahta kalemi var. Fotokopi kağıtları var. Efendim veya oraya bir güvenlikçi almışsın, bir çaycı almışsın. Bunu okul kendinden karşılıyor. Bunun gibi bazı okul bahçesine bir tane halı saha yapmış. Bazısı okul bahçesini otopark olarak kullandırıyor, oradan gelir elde ediyor. Bunun gibi bazen de bir bakıyorsunuz okul yöneticisi müdür eline işte inşaat malzemelerini almış bahçe duvarı yapıyor. Ben bunları gördüm. Yani onlar da bir sıkıntıda. Bunlar da işte ekonomi bütçeyi nasıl karşılıyorlar? Çocuklara sıkıyorlar falan. Bizim müdürümüz vardı derdi ki ne işte efendim güneş çarığı sıkar, çarık da ayağı sıkar derdi. Bunun gibi hep birbirine böyle geçmeli. Yani bir okulda öğretmen olmak mı zor, öğrenci olmak mı zor? Ama bunun yanında kendi maaşından işte çikolata, gofret, şeker alıp çocuklara işte ödül olarak dağıtan öğretmenler de var. Veya gidip bacısından, kardeşinden konuşup, eşiyle, dostuyla konuşup, sınıftaki çocuklara ayakkabı alan öğretmenleri de ben biliyorum. Her yıl sonunda karne hediyesi olarak çocuklara ayakkabı dağıtan öğretmenleri de ben biliyorum. Ve bunlara da teşekkür ediyorum. Ama zor, tabii ki herkes bir şeyler yapmak istiyor. Bunu yaparken bazen bilmeden kırıcı da olabilir. Şey, harçlık getirmeyen çocuğa git annenden babandan harçlık al diyenleri de gördük. Tabi onu derken o da okulun belki bütçesini düşünüyordur. Ama bunu yaparken kimseye de söyleyecek bir sözümüz yok yani. Ama biz Adana'da yaşıyoruz, bu coğrafyada yaşıyoruz.